Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç çılgın hocam, bir deney yapacağız. Hocam ne yapıyoruz resmen? Evladım çok güzel ön ısı deneyi yapacağız. Hani ön ısının nasıl olduğunu anlamak hakiki için ısı. Eldivenlerimiz var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her tarafı yakabiliriz. Önce Allah korusun. Güvenlik. Önce güvenlik diyoruz. Önlüğümüzü giydik. Sonrasında Tonguç abim burada tabii ki artık hocam, kaskı takın. İşler tehlikeli olmaya başladı. Bir çakmağımız da var artık. Çakmıyor mu? Çakar çakmaz, çakan çakmak diyoruz. İşte bir termometremiz var ama kızılötesi termometre. Görüyorsun burada hemen sıcaklık değerini hocam, böyle okuyabiliyoruz. Hocam yanmayın, sizin üstünüze oluyor. Hayır, yani okuyabiliyoruz. Bak 35,5 dereceymişim. Gerçekten iyi bir insan derecesi. Aynı zamanda beher glasslarımız var. Aynı zamanda Tonguç'un ispirto ocaklarımız beher var. Beher glas ne demek hocam? Bardak? Böyle bu deney yapmak için böyle ısıtılabilen böyle cam kaplara biz beher glas diyoruz Tonguç abim. Aynı zamanda Tonguç abim ispirto ocaklarımız var. İki tane gördüğün gibi iki tane özdeş ocak aldık. Özdeş şey bekliyor musun? Bütün sınavlarda çıkar. İmkansız çıkmaması. Ne demek hocam özdeş? Özdeş birbirine aynı demek. Yani aynı marka, aynı model, aynı tabla, aynı cam, her şey aynı. İspirto var elimizde. Zeytinyağımız var. Bir de suyumuz var. Sirke, sirke yok hocam. Sirke yok, gerek yok şu anda. Şimdi bunlarla beraber çılgın bir deney yapacağız. İlk başta Tonguç abim senle beraber ispirto ocaklarımızı bir doldurmaya başlayalım. Hadi bakalım hayırlısıyla diyorum. Çünkü ispirtoyu kullanacağız ve yakmak için ispirtonun yanıcılığını kullanacağız. İlk başta ispirto ocaklarımızı açıyoruz. Sonrasında ispirtoyu, aldığımız ispirtoyu, tabii bunu çok böyle herkes alamaz. Dolayısıyla çok dikkatli, dikkatli bir şekilde ispirto ocağımızın içindeki haznesine... Rengi çok tarzmış hocam. Çok dikkatli bir şekilde döküyoruz. Gerçekten ispirtonun rengine ben de bayılıyorum. Postmodern bir rengi var. Lila beni açıyor hocam, size de çok yakıştı. Seni de açtı gerçekten de. Lavanta gibi gerçekten de. Ama kokusu hiç güzel değil, onu söylemek istiyorum sana Tonguç abi. İspirto ocağımızı tepeleme dolduruyoruz Tonguç abi. Benim daha fazla koyuyoruz ki daha aynı fazla... Aynı oranda mı koyacaksınız hocam? Aynı oranda koymam gerekiyor çünkü özdeş dedim. Ne demek ki özdeş? Aynı. Her şeyi aynı demekti. Evet, güvenlik önlemlerimizi almak için ne yapıyoruz? Eldivenlerimizi giyiyoruz. Eldivenler kardeşinizi galiba hocam çok güzel. Yanmaya karşı, aynı zamanda işte elektriğe karşı bizi koruyor, muhafaza ediyor diyoruz. Gerçekten de rally yarışçısına döndüm. Hocam evet. Çok tarzı. Şimdi Tonguç abi hemen ispirto ocağımızın... Korku filmi gibi oldu hocam. İspirto ocağımızın fitilinin içeriye girecek şekilde hemen kapatıyoruz. Ardından diğerinde bak neydi bunlar, hemen söyler misin bana? Özdeş. Harika, mükemmel, zeki bir öğrenci. İkisini de aynı şekilde çevirin evet. Hocam. İkisini de üç kere çevirin. Üç kere çevirdim gerçekten de. Tamam, özdeş evet, oldu. Evet, tebrik ediyorum. Özdeş oldu şu anda. Şimdi ispirto ocaklarımız yanacak. Yandıktan sonra üzerlerine zeytinyağı koyacak. İlk başta hadi bakalım ispirto ocaklarımız, teşekkür ediyoruz. Siz teşekkür burada ederim. Böyle iki tane durun bakalım. İspirto ocaklarımızda beher gazımızı alıp zeytinyağımızı aynı seviyeye kadar, suyla aynı seviyeye gelecek şekilde dolduruyoruz. Zeytinyağımızı görüyorsun Tonguç'um. Hemen seninle beraber zeytinyağımızı koyalım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zeytinyağı patlayıcı bir özellik işliyor tabii ki. Zeytinyağı patlar mı? Şaka yapıyorum tabii ki, saçma ama. 250'lik zeytinyağı. Aynı zamanda hemen bir tane özdeş daha dergiyosumuzu alıyorum. 250'ye gelecek şekilde suyu koymamız gerekiyor Tonguç Eren Bey'im. Hemen bakalım seninle niye beraber. Niye zeytinyağıyla su hocam? Ayran niye yapmadınız evet, mesela? Çünkü ikisinin de birbirinden farklı olduğu için maddeleri... bunlar birbirinden farklı öz ısılara sahip olduğunu düşünüyoruz. Bakalım gerçekten olacak mı? Evet bakalım. Ben tabii buradan siz daha iyi görüyorsunuz. Ben böyle tepeden görmeye çalışıyorum. Evet 250-250 olacak şekilde sular oldu. Değil özdeş mi hocam, özdeş. Şimdi seninle beraber bu su ve zeytinyağımızı alıyoruz. Ardından ispirto ocaklarımızı yerlerine yerleştiriyoruz Tonguç Eren Bey. Parfüm şişesi getiriyor hocam. Ondan sonra üzerlerine bu fırınları, aslında fırın diyoruz böyle küçük şeyler ama fırınları yerleştiriyoruz Tonguç Eren Bey. Mangal. Her şey yolunda mı orada? Tebrik ediyorum sizi. Dolayısıyla fırınları yerleştirdikten sonra da aslında artık işte deneyin birazcık hocam, tehlikeli kısmına hocam. Geldik. Hocam, yakmaya başlıyoruz hocam, Tonguç Eren Bey. Bir tanesini ateşe verdik. Diğerini de böyle ateşe verdik. Evet şimdi ilk başta ilk sıcaklıklarını ölçmemiz gerekiyor. İlk sıcaklıklarını ölçmek için hemen şunları açıyorum Tonguç Eren Bey'im. Şunlar böyle kalsın birazcık. İlk sıcaklıklarını ölçmek için su ve zeytinyağını ilk sıcaklıklarını ölçüyorum. İlk başta hemen termometremizi alıyoruz. Elektronik termometre. 22.2 derece çıktı. Görüyorsun Tonguç Eren Bey'im. İlk sıcaklıklarını eşit diye. Sonra buradaki şeyimize geldik. Zeytinyağımıza geldik. O da çok yakın bir derece 25.3 derece çıktı. Tamam mı Tonguç abi? Yakın dereceler bunlar. Çünkü zeytinyağı birazcık elime tuttum falan filan. Önemli olan sıcaklık değişimlerini gözlemlemek. O yüzden ispirto ocaklarımızı getiriyorum. Sonra üzerlerine fırınları koyuyorum Tonguç abi benim. Üzerine fırınları mangal koyduktan keyifli. Sonra hadi bakalım. Aynı miktarda özdeş ısıtıcılarla ısıtmaya başlıyoruz Tonguç abi.
Zeytinyağı ve suyu ısıtmaya başladıktan sonra sıcaklıklarını yavaş yavaş gözlemlemeye başlayacağım. Şimdi zamanımız geçiyor, zamanımız akıyor, zamanımız geçiyor. Ama o sırada biz ne yapıyoruz Sonuç Hanım Bey? Termometremizde sıcaklıklarımızın ölçümlesini yapıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Şöyle bir termometre ölçümü yapıyoruz. 27 oldu, 28 oldu. Evet, tebrik ediyorum. 29 oldu. Sıcaklık ölçümü görüyorsun, artıyor, artıyor. Bu çok güzel, harika, harika, harika. Diğer suyumuza bakalım hemen. O daha aşağıdaydı, 22'ydi o. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi, daha arkadan geliyor. Harika, görüyorsun Tomuş. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü öz ısısı düşük olduğu için zeytinyağı daha hızlı ısınırken, öz ısısı yüksek olduğu için su daha yavaş ısınıyor. Zaten suyun da sıcaklığının baya baya yavaş arttığında gözlemleyeceksin. Şu anda mesela 28.8'de su, ama zeytinyağına bakalım. 31.32 oldu hocam, evet, zeytinyağı. Çünkü hızlı artmaya başlıyor. Çünkü öz ısı düşük olduğu için çabuk ısınıyor yani. Çabuk ısınıyor diyoruz. Görüyorsun. Ben de 33 senin oldu hocam. Evet, tebrik ediyorum. Şuraya bakalım ama aynı zamanda tabii ilk sıcaklıkları birbirine yakınlar. Bu daha 37 oluyor. Harika, tebrik ediyorum seni. 31 daha, saçmalama. Aynı zamanda 31'e geçti hocam. Evet, tebrik ediyorum. Buna baktığımız zaman Tomuş Eren Bey, 40'ı gördü hocam. 40'ı gördü neredeyse. Çünkü öz ısı düşük olduğu için sıcaklık değişimi 16 derece olmuşken buna bakalım. Öz ısı düşük olduğu için, yüksek olduğu için Tomuş abim, sıcaklık değişimi kaç derece oldu? Daha 11 derecelere geldi. Yani sıcaklık değişimlerinin su daha zor ısınıyor. Özdeş ısıtıcılarla ısıtmamıza rağmen aynı ısıtıcılar, aynı fırınlar, aynı vergi, aynı kütle. Yani bunlar kontrollü değişkenler. Kontrollü değişken ne demek? Sabit tutulan değişken demek aslında. Ve burada farklı olan şey ne? Bağımsız değişken burada ne aslında Tomuş Eren Bey'im? Su ve zeytinyağının türleri. Su ve zeytinyağının madde cinsi farklı olduğu için buna bağımsız değişken diyoruz. Bağımlı değişkense işte bu zımbırtı. Yani ölçtüğümüz sıcaklık değişimi bağımsız değişken diyoruz. Bunlara bağımlı. Tabii öz ısı bunun en büyük etkisi. Kaç oldu Tomuş Eren Bey'im? Okur musun Tomuş Eren Bey'im? 33 olmuş. Harika. Buna bakalım. Su yavaş ısınacak. Çünkü öz ısı çok yüksek. Hemen buna bakalım. Zeytinyağımıza 38, bakalım. 38, 42, 44. Wow, 45. Wow. Gerçekten artık var abarttı. Mı artıran? Var mı artıran diyoruz. Demek ki Tonguç Eren Bey'im, zeytinyağının öz ısı düşük olduğu için sıcaklığı çok hızlı artıyor. Zeytinyağı hemen bilmemiz gerekiyor. Evet, o zaman mükemmel bir deneyi tamamladık seninle. Suyu kullandık, zeytinyağımızı bitirdik. Hocam ayvalık, ortam ısındı. Halis zeytinyağıydı, vallahi üzülmedim değil. Salata yapabilirdik ama yine biz bunu kullanacağız, hiç merak etme, salata yapacağız. İspirtomuzu kullandık. Kızılötesi olağanüstü ultra NASA termometremizi kullandık Tonguç Eren Bey'im. Bir çakmak ispirto ocaklarında görebiliyorsun. Dolayısıyla bu deneyimizde de öz ısının düşük olmasının sıcaklık değişimini arttırdığını, yüksek olmasının sıcaklık değişimini azalttığını öğrenmiş olduk. Hadi bakalım, bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.